Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda daha önce tanıtmadığımız fakat tanıtılması konusunda oldukça ısrar ettiğiniz Lenovo Vibe X2 isimli telefonu tanıtacağız. Şimdi şöyle geliyor. Ben bunu yaklaşık bir 5-6 günlük kullanıyorum. Şöyle kutusuna bakalım. Şöyle çekmece şeklinde bir kutu yapmışlar. Gayet değişik, hoş. İçinde kullanım kılavuzu falan var. Şimdi kart fiki var. Bakalım şöyle. Evet. Boyut ağırlık falan diyor. Şöyle okuyalım. Biz genelde bunu okumuyoruz ama çünkü internette araştırdım böyle bayağı. SAR değerini bulamadım. Fakat şurada bakalım. Evet, internette yazmıyor hiçbir şekilde. Ama kalkıp kullanım kılavuzuna bakmamamın faydaları. Şimdi baktım, gördüm. SAR değeriyle başlıyorum. SAR değeri başta 0,333 watt bölü kilogram. Vücutta 0,373 watt bölü kilogram. Vücutta ve kafada mükemmel derece az bir SAR değeri var. Neyse, kutusu böyle. Ben adaptörü şarjaydı zaten. Şöyle tekrar iki çekmeceli işte. Kulaklığı var. Kablosu var, adaptörü var. Kutu içerisinde zaten çıkması gerekenler bunlar. Gelelim cihaza. Cihaz tasarım olarak bence oldukça düzgün, şık. Şöyle 3-4 katman var. Hani siyah, gri, işte açık gri, gümüş rengi ve beyaz. Fakat önünde ekran şöyle ufak, daha bir milim daha bir ince gelintide. O da düştüğü zaman ekran köşesi gelmeden direkt hem şey olmasın, kırılmasın diye, hem de çok şık bir tasarım olmuş. Bence en azından ben böyle düz köşeli olunca telefonu daha bir de beğeniyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 3 tane nokta var. Bu demek oluyor ki bir tane doka oturtunca böyle kablosuz şarj olabiliyor. Şu 3 tane zımbırtı. Evet, telefonu anlatmaya başlayalım. 14 santim, 14,01 santim, yani işte 14 santim diyorum ben kısaca. Bir uzunluğu var, boyu var. 6,86 santim bir genişliği var. 7,3 milimetrede bir inceliği var. Ve ne zamandan beri böyle ekrana koyun şöyle düz, hani masanın üstünde düz duran telefon görmüyorduk. Bunu da gördük, iyi oldu. Şu kısmı çok güzel ya. Şöyle yukarıdan değil de ekrana sayfa çeviriyorsun. Tema değişiyor bak. Lan ne oldu? Arka plan değişiyor, tema değişiyor. Baya yani en azından canın sıkılınca böyle tıkır tıkır oynuyorsun. Jelatin soyar gibi. 120 gram bir ağırlığı var, yani hafifliği de var diyebilirim. Hafif bir cihaz. 1080p ekranı var, 5 inç bu ekran. Ve 441 ppi, yani 441 adet inç başına düşen piksel sayısı var. Bence oldukça güzel ekran çözünürlüğü ve şeyi, 1080p olması da. 2 GB RAM var ve dahili 32 GB hafızası var. Şöyle neredeydi, şu ekranı kapatayım ya. Ben de böyle telefon tanıtacağım zaman ekran açık beklemede kalınca uyuz oluyor. Nerede bunun ekranı? Ekran, bildirim, uyku. Şunu 30 dakika yap abi. Tamam. Evet, 32 GB bir belleği var dedim. Bunun 25'i falan boş geliyor size. Genelde hepsi yazılım mazılım oluyor. 2 GB RAM var, 32 GB hafızası var. Kamerası 13 megapiksel arka kamerası, 5 megapiksel ön kamerası var. Ve genelde bildiğiniz gibi çok artık kamera 13 megapiksel, 5 megapiksel deyince az çok kafamıza çekeceğiniz fotoğrafı biliyoruz. Yani kamerada okey. 2300 mAh pili var. 1080p ekran. 441 ppi şarjı götürüyor. Bir gün, bir buçuk güne yakın götürüyor. Hani onda bir sıkıntı yok. Normalde bunun FM radyo özelliği var fakat ülkemizde hani girerken çünkü bu telefon başka cihazlarla yarışmak zorunda olduğu için, tabii ki de bize TRT bandrol vergisi olduğu için FM radyo muhabbetini bu cihazlara koymamışlar, Türkiye'deki cihazlara. Ama yurt dışında üretilen Vibe X2'lerdeki FM radyo özelliği var. Onu da belirteyim. Hani internetten baktık FM radyo yazıyordu ama aldık, radyo yoktu falan filan demeyin. Gelelim AnTuTu sonuçlarına. AnTuTu'da 47.295 puan çıktı. Hani bir şey yaparsak da gerçi AnTuTu şimdi ekrana geliyor. İşlemci modeli MT, yani MediaTek 6595 bir işlemci var. 8 çekirdekli bu işlemci. Yani 4 çekirdeği 2.0 GHz Cortex A17, 4 çekirdeği 1. GHz Cortex A7. Hani öyle bir işlemcisi var. Nereden nereye işte. PowerVR ROG G6200 ekran bileşeni var. Ekran kartı var eski tabirle. Yani bildiğimiz tabirle, daha doğrusu benim kullandığım tabirle ekran kartı var. Genelde MediaTek işlemcilerde Mali kullanılırdı. PowerVR ROG kullanılmış G6200. Şu an segment olarak
Mali kullanılsaydı ondan bir tık daha üstte kalıyor. Ben nadir denk gelirim böyle Power VR'a. Ondan da belirteyim. Ve oyunlarda falan filan bir sıkıntısı yok. Evet, cihaz genel olarak böyle. Hani ekrana şıkır şıkır. Böyle düz, dikdörtgen, güzel bir şekilde. Zaten Lenovo markasında hepimiz bilgisayardan falan aşinayız. Sade bir, şık bir tasarım var. Şu hani böyle gözüme de batmıyor bence. Gideri var gibi tipinden en azından. Hani tabii ki aradığınız özellikleri falan ben bilemem de. Ben sadece özelliklerini söyledim. Bana göre tipi çok güzel. Yani ben böyle düz olmasını çok seviyorum telefonları ya. Onu belirteyim. Evet, bizi Webtekno Facebook adresinden, Webtekno Twitter adresinden ve Webtekno TV YouTube kanalımızdan abone olabilirsiniz. Webtekno.com'da takipte kalın, kendinize bakın, hoşça kalın. Bu arada yorumları yazıyorsunuz da bir içeri tanıt abi, bir dışarı tanıt abi falan filan diye böyle bak içeriye girdim çıktım, yemin ediyorum hasta oldum ya. Bahar da gelmedi zaten, hava hala soğuk burada. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.